Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın döneminde yaşanmış bir olayı dönüşüm noktasını göstermesi bakımından burada hatırlamamızda fayda var. İran bildiğimiz gibi çok eski bir imparatorluk o zaman, ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İran'ın er geç fethedileceğini ve sarayının, mücevherlerinin, hatta Şah'ın, İran Şah'ının kullandığı tacın, yani kral olarak başına koyduğu tacın Medine'ye geleceğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjde olarak ya da haber olarak bildirmişti. İran fethedildi ve Ömer bin Hattab Aşere-i Mübeşşere'den Abdurrahman İbni Avf'la beraber Mescid-i Nebi'de oturuyorlar. Birisi müjde diye bağırmış. Müjde, müjde. İran fethedilmiş. Yüzlerce deve saraydaki mücevherleri ganimet olarak Medine'ye taşıyor. Buğday bile dolu değildi develerin yükleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Dolu çuvallar, buğday dolu gelse Medine'de karınları doyacaktı. Develerin boş boş gezdiği günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Sonra buğday, odun taşıyacak develer mücevher taşımaya başladılar. Böyle bir büyük değişim oldu. Müjdeci gelmiş, halife Ömer bin Hattab'ı bulmuş, müjde demiş. Resulullah'ın müjdesi gerçekleşti. Pers İmparatorluğu İran fethedildi. Sa'd bin Ebi Vakkas oranın fethini gerçekleştirdi ve İslam artık zengin dedi, gitti müjdeci. Ömer bin Hattab şükür secdesine kapanmış, gözleri yaşarmış, ağlıyor. Abdurrahman'la kucaklaşmışlar. İşte ikisi de zor günleri, o karınlarının bile doymadığı günleri, ağaç köklerini çıkarıp yemek zorunda oldukları günleri ikisi de çok iyi bildikleri için gözleri yaşarmış ikisinin de. Bir iki gün sonra Abdurrahman İbni Avf bakmış ki Ömer hala morali kırık, Ömer ağlıyor. Çekmiş, Ömer demiş, bir yanlışlık yok değil mi sende demiş. Ne oldu demiş. Sen bu İran fetih haberi geldiğinden beri neşen kaçtı senin demiş. Resulullah'ın iki büyük müjdesi vardı bize aleyhissalatü vesselam. Bir, İran fethedilecek, bu ümmetin toprağı olacak. İki, Konstantiniye fethedilecek, o da ümmetin toprağı olacak. Biri gerçekleşti, bu senin elinle gerçekleşti. Seviniyor olman lazım değil mi senin? Abdurrahman böyle değil demiş. Biz Ebu Cehillerle açlıkla imtihan olduk da kazandık. Şimdi Medine'ye para yağıyor, bu imtihanı zor kazanırız demiş. Allah imtihanı değiştirdi, görmüyor musun demiş.